Samsun Bafra Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Naim Okay ve öğrencileri tarafından yürütülen Organ Bağışında Gençlerle El Ele Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi. Geçen sene yapmış olduğumuz proje Türkiye'ye örnek oldu. Bizden sonra... Etkinliğe ilçe sağlık müdürü Doktor Aytaç Akın, ilçe müftüsü İsmail Çiçek, ilçe milli eğitim müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, okul müdürü Yıldıray Baş, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı. Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Naim Okay yaptığı açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Amacımız zaten organ bağışının yaygınlaşmasını sağlamaktı. Bu bakımdan örnek olduğumuz açısından çok önemliydi. Organ bağışı konusunda slayt eşliğinde öğrencileri bilgilendiren ilçe sağlık müdürü Doktor Aytaç Akınsa şu ifadeleri kullandı. Çıkarılmış en az 5 kişiye hayat buldurmuş. Evet, iki yerden alabiliyoruz. Canlıdan canlıya ve kadavradan, yani kadavarik döner dediğimiz ölüden alabiliyoruz. Dini yönden sakıncası olup olmadığı konusunda öğrencileri bilgilendiren ilçe müftüsü İsmail Çiçek şu ifadeleri kullandı. Merakiler başlayınca bir takım insanlar bize gelmişler. Demişler ki caiz mi? İnsanların değer verdikleri bir dini anlayışları vardır. Biz vahiyi anlıyoruz, Allah'a soramıyoruz. Resulullah piyasada yok, vefat etti. Kur'an'da ve sünnette hangi ibareler var ona bakıyorum ve fetvasını zaten söyledi. Artık bize gerek yok. Caiz olduğunu bildiğim için çağırdım diyor. Yoksa hiç niyeti yok bizi çağırmaya. Biz evrak, laf, dedikodu değil, hizmet üretmeye geldik diyen Kaymakam Halis Arslan'sa konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Evrak üretme yerine, laf üretme yerine, proje üretmeye geldik. Bir can kurtarmada ne kadar çok önemli olduğunu biliyoruz. Veriyoruz, kalbimizi veriyoruz. Yani kafamızdaki, beyindeki düşüncelerimizi veriyoruz. Verme kadar insanı yüceltiyor, biliyor musunuz? Demek ki bir gün siz de bu güzel projeye inşallah inanıyorsunuz. Etkinlik sonunda öğrenciler tarafından açılan standta davetliler ellerini boyaya batırarak panoya el işaretlerini çıkartarak kampanyaya destek olduklarını belirttiler. Okul öğrencilerinden oluşan müzik grubu ise şarkılar söyledi. Bir gitarı iki öğrencinin paylaşarak sırayla çaldığını gören kaymakam bunun nedenini sordu. Gitarı olmadığı için arkadaşının gitarını ortaklaşa kullandığını söyleyen 12A sınıf öğrencisi Berkay Altınsoy'a kaymakam Halis Arslan gitar sözü verdi.